Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi RAM açmak için yöntemler anlatmaya devam ediyoruz. Şimdi RAM açmak için yöntemlerden bir tanesi de kullanmadığımız RAM kitleri silerek yer açma. Şimdi arkadaşlar diyelim ki yani kullandığınız ritimler belli. Ancak kullandığınız ritimlerde atıyorum mesela kullanmadığınız bir tane DK, hani RAM kit, yani user DK var. Şimdi bunu silerek orta yer nasıl açacağız, RAM'de yer nasıl açacağız onu göstermeye çalışacağım naçizane. Şimdi arkadaşlar öncelikle orgumuzun sol tarafında bulunan medya tuşuna basıyoruz. Şimdi medya tuşunda bu şekilde gelmesi lazım. Şimdi biz buradan 1, 2, 3, 4. seçenek olan RSE. Şimdi buraya geldik arkadaşlar. Şimdi burada hangi seçeneğe basıyoruz? Kork sistem. Farklı modellerde şöyle bir şey de yatabilir. İşte Hatay denildi, SYSTM, yani hard disk sistem gibisinden, HD sistem gibisinden. Bizim bu PA800 üzerinde Kork sistem diye geçiyor. Şimdi buradan ALL'yi seçiyoruz arkadaşlar. ALL'ye girdik, yani tümü. Open dedik arkadaşlar. Şimdi biz ne seçeceğiz? Sound'dan, User DK'lardan seçeceğiz değil mi? Şimdi bakın. User DK'ya geldim. Open dedim yine. User DK'ya da open diyeceğim. Buraya RSE desek User DK komple gider. Şimdi mesela atıyorum buradan şöyle tekerlekle mesela. Mesela diyelim bakın şu mesela atıyorum DRAM asma davul yazıyor. Mesela ben bunu silmek istiyorum arkadaşlar. Bu DRAM kiti hani kullanmayacağım. Bunu silmek istiyorum yer açılsın diye. Şimdi RSE yaptık. Emin misiniz diyor. Ben şimdi silmeyeceğim çünkü seti kullanıyorum. Evet dedi. Geç dedikten sonra arkadaşlar şimdi ne yaptık? Buradan sildik değil mi? Orklarım açıldı mı acaba? Orklarım açılmadı arkadaşlar. Sadece şurada yer açıldı. Bakın şurada user DK'da artık mesela atıyorum burada hangisi? Şu. Mesela bunu silmiş olsaydık bu bankada yer açılmış olacaktı. Buraya biz bir tane daha drop kit açabilmek için sayfada hani 8 tane yer alıyor ya mesela. Bu yer açılmış olacaktı. Burada yer açılmış olacaktı. Peki RAM'de nasıl yer açacağız? Şimdi arkadaşlar ana ekrana geldik. Şimdi sound diyoruz. Bakın record tekrardan. Şimdi sampling info'dan bir kontrol edin. Hem yer açılmış açılmamış mı? Buraya geldikten sonra 1, 2, 3, 4. seçelim. Bakın sampling info. Üst tırnaktan basıyoruz. Üst tırnaktan sol tarafta üstten ikinci. Delete'ye basıyoruz arkadaşlar. Şimdi burada yapmamız gereken yine daha önceki videoda anlatmıştım. Bakın şu ikinci seçenek var ya, not assigned to any multi sample. Bu seçeneğe basıyoruz arkadaşlar. Ok diyoruz. Şimdi bu demek oluyor ki arkadaş ben org'daki user DK'dan bir tane drum kit sildim. Sen şimdi bu drum kit'e bağlı adresleme hani adreslenerek yüklenmiş olan bütün yani bu DK ile alakalı olarak bütün ne var ne yok kitleri her şeyi komple sil. Benim orgumda yer açılsın. Benim önümde yer açılsın. Çünkü ben farklı soundlar ekleyeceğim. Farklı şeyler yapacağım. Bunu ok dediğiniz zaman arkadaşlar biraz bekleyeceksiniz işte orgun şeyine göre, hızına göre. Sonra exit diyeceğiz arkadaşlar. Bu ekrandaki yazan işte doluluk, işte saniye olayları, işte ne kadar multi sample var, ne kadar sample var değiştiğini göreceksiniz. Yer açıldığını göreceksiniz arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur.